kutladığımız bir gün. Fakat bazen bu konu hakkında sorular geliyor. Geçen hutbede Huzur da bahsetmiştir. Belki hatırlatmakta fayda olabilir. Bu Muslim Ağud günü, Hazreti Muslim Ağud Resulullah Aleyhisselam'ın doğum günü değildir. Bu Muslim Ağud günü, çünkü cemaatin biliyorsunuz doğum günü kutlamama gibi bir bakışı var. Muslim Ağud günü esas Peşkoy Muslim Ağud'u hatırlama ve kutlama günüdür. Peşkoy Muslim Ağud nedir? Peşkoy Muslim Ağud 1886 senesinde Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a Allah-u Teala tarafından verilen bir gaybı haberdir. Ve bu gaybı haber aslında büyük bir müjdeden ibarettir. Bu müjde neydi? Bu konuyu detaylı olarak az sonra konuşacağız. Benim düşüncem şu, ilk kısmında belki bir yarım saat 40 dakika bu Peşkoy Muslim Ağud ve Hazreti Muslim Ağud'un kendisinin bunu anlatımı ve o ilk yaşanan olaylarla ilgili. İkinci kısmında da gene bir talim ve terbiye konusunu ele alarak bugünkü şeyi bitirmek. Dediğim gibi 1886 senesinde Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam henüz cemaat kurulmamıştır. Bunu aklınıza tutun. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın gerçek manada bir cemaati yoktur henüz. Kendisi tek başındadır. Kadiyan nasıl bir yer? Küçücük bir kasaba Hindistan'da. Kadiyan'ın nüfusu o zaman yaklaşık 1800 kişi. Yani çok büyük bir yer değil, bir şehir değil, bir kasaba bile zor sayılır. Biraz orta şeker bir köy belki diyebiliriz. 1800 kişiden ibaret bir yer. Böyle bir yerde birisi, bizzat Allah-u Teala'ya dua ediyor. Ve diyor ki İslamiyet zor durumda. Düşmanlar, her taraftan düşmanlar saldırıyor. Ve Allah-u Teala'ya dua ediyor ki bana bir beşaret ver, bir müjde ver, bir yardım et ki bu öyle bir yardım et ki tüm dünyada İslamiyet kazansın. İslamiyet diğer dinlere galip gelsin. Her tarafa yayılsın. Herkes tarafından kabul görsün. Böyle bir arzusu var bu zatın kalbinde. Böyle küçük bir kasabada henüz bir cemaati olmayan, bir yanında kimse olmayan birisi. Ailesi daha önceki dönemlerde evet biraz nispeten tabii ne kadar güçlü olabilir ama nispeten daha güçlü bir aileydi ama Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde aile kendi tüm siyasi gücünü de kaybetmiştir. Daha önce işte ataları o bölgede biraz toprak sahibi idiler. Biraz siyasi güçleri vardı. Fakat Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumuyla beraber bu aile tümüyle siyasi gücünü kaybediyor. Hatta kaybede. Mesela bir sürü köylere hakim büyük bir aileydi. Fakat bu dönemde sadece Kadiyan'ın ile sınırlı bir etkileri var. Maddi olarak da birçok şey kaybetmiş, siyasi güç olarak da birçok şey kaybetmiş. Artık neredeyse sıradan tarımla uğraşan bir aile hale gelmiş bir durumdan bahsediyoruz. Ve böyle bir durumda Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Allah'a dua ettiği zaman Allah-u Teala kendisini özellikle bir yere gidip Hoşyarpur adlı bir şehir var. Kadiyan'dan yaklaşık 60-70 kilometre sanıyorum. Öyle bir mesafede. Oraya gidip özellikle uzun süre 40 gün dua etmesine söylüyor. Ve bu Allah-u Teala'nın bu emrinin neticesinde Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'da ki dua nedir? İslamiyet'in kazanması için, İslamiyet'in bir daha galip gelmesi için bana bir şey göster, mucize göster. Dua bu. Bu duanın neticesinde Peşkoy Muslim Ağud geliyor. Bunu unutmamak lazım. Yani bana bir oğul ver diye bir duası yok. Bana benim benden sonra misyonu devam edecek birisi ver diye bir duası yok. İslamiyet dünyada galip gelsin diye bir duası var.
Bunun bu doğası, bunun gerçekleşmesi için bana büyük bir mucize göster gibi doğası var. Ve bunun için huzur Hoşyarpur'a gidiyor ve orada 40 gün boyunca yalnız kalarak bir evde 1886 senesinde oluyor bu. Bu dualar ediyor işte Allah-u Teala tarafından, Allah-u Teala'dan yardım istiyor. Ve bu dualar neticesinde Peşgoy-i Musleh-Mavud olarak adlandırılan meşhur vahiy iniyor. Bu vahiyin bir kısmı şu anda önümde tercüme edilmiş olarak var. Bu tabii güzel bir tercüme değil çünkü vahiy nasıl şeyleri çok güzel bir Urducası ve Arapçası var. Bu da biraz hızlıca yapılmış bir tercüme okuyacağım sizin için. Peşgoy vahiy diyor ki fazıl onun yanı başındadır. Onun gelmesiyle birlikte gelecektir. O yücelik, azamet ve üstün mevki sahibi olacaktır. Dünyaya gelip Mesih'i üfleyişi ve hak ruhunun bereketiyle birçok insanı hastalıklarından arındıracaktır. O Allah'ın sözüdür. Çünkü Allah'ın merhameti ve hamiyeti onu bir yücelik sözüyle yollamıştır. Müthiş zeki olup olağanüstü idrak sahibi olacaktır. Kalbi ise halim, zahiri ve batini ilimlerle doldurulacaktır. Üçü dörde çeviren olacaktır. Pazartesidir, mübarek pazartesi. Bir oğlan, sevgili bir oğlan, evvel ve ahirin mazharı, hak ve alanın mazharı. Gelmesi sanki Allah'ın gökten inmesidir. Nuzulu ise son derece bereketli ve Allah'ın celalini göstermek için bir sebep. Nur geliyor. Resmen bir nur. Allah'ın rızasının ıtrıyla temas etmiş, değinmiş bir nur. Biz ruhumuzu onun içinde yerleştireceğiz ve Allah hep yanı başında olacaktır. Çabucak ilerleyip gelişecektir. Esirlerin salıverilmesine sebep olacaktır. Dünyanın dört bir yanına kadar ismi duyulacak. Birçok kavim ise bereketiyle bereketlenecektir. İşte o zaman nefsinin temsil ettiği yüce semavi makamını yükseltilmek üzere geri çağrılacaktır. Bu bir kaderdir. Kesinlikle böyle olacaktır. Bu vahiy 20 Şubat 1886. Arapça mı indiydi bu vahiy yoksa? Ha, Urduca. Arada da bir cümle Arapça var. Ama çoğunlukla Urduca. Var mı sizde? Var. dediğim gibi 20 Şubat, hani biz bugün kaç Şubat? 26 Şubat. Genellikle 20 Şubat civarında bu Musleh-Mavud günü kutlanıyor. Dediğim gibi kutlayış sebebi doğum günü değil, bu vahiyin inmesiyle alakalıdır. Niye kutluyoruz? Çünkü İslamiyet'in galip gelmesi için Allah-u Teala'nın gönderdiği bir müjdeyi kutlamak lazım. Kimsenin doğum gününü kutlamıyoruz. Kaç yaşında oldu, 10 yaşında mı oldu, 20 yaşında mı oldu, öyle bir kutlama şeyi yok burada. Doğum tarihi bu tarih değil. De değil zaten, doğum tarihi bu tarihi değil. Ama böyle yani Yevm-i Musleh-Mavud deyince insanlar yanlış anlayabiliyorlar. Onu bir kere baştan şey yapmak lazım, iyice bilmek lazım. Şimdi dediğim gibi bu vahiy indikten sonra Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam bunu her tarafa yayıyor. Kendisinde gizli tutmuyor. Henüz bir cemaati yok. Kimse yok dediğim gibi. Ama bunu her tarafta herkese ulaştırıyor. Hatta basılı olarak sabz iştihar diye yeşil bir şey kağıt üzerinde bastırıp her tarafa ulaştırıyor. Binlerce kopyası. Ve 1886'dan sonra 2 sene sonra kabaca evinde bir erkek oğlan doğuyor. Şimdi bu tabi vahiy indiğinde Mesih Aleyhisselam yaklaşık 50 yaşında. Yani o konuları da sonra konuşacağız. Zaten böyle bir şeye birisinin tahmin etmesi imkansız. Ama ben biraz tarihi olarak önce bir takım bilgiler vermek istiyorum. 1888 senesinde bir çocuk doğuyor ama hemen vefat ediyor. Ve vefat ettiğinde herkes alay ediyor.
Yani bir oğlan doğacağından bahsetmiştin. Doğan da vefat etmiş. Oysa ki yazmasına olsam hiçbir yerde o doğmuş olan çocuğun, vahide bahsedilen çocuk olduğu konusunda hiçbir şey yazmadı. İnsanlar kendiliğinden böyle bir şey varsaydılar ve alay etmeye başladılar. Şimdi bakın nasıl enteresandır. Tam alay, insanların alay etmesi maksimum noktaya gelince, en yani kimsenin o cemaate katılmak istemediği bir anda. Çünkü alay ediyorsunuz, bir vahiniz var. Doğan çocuk da vefat ediyor. Hani normal bir siyasi zihniyetine sahip birisi olsaydı, şimdi bekletelim. Biraz konu rahatlayınca böyle bir şeye gireriz. Fakat tam o sene Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'da Allah-u Teala tarafından biat alma emri var. Ve o şey döneminde, en zor dönemde huzur cemaatini kuruyor. Cemaatin ilk şeyini kuruyor. Çünkü kendisi diyor ki, bana katılan bütün bu sıkıntılara rağmen katılsın. Rahat bir şey görüp gelmesin. Bütün şu alay edenlere göre yine gelsin. Ve ondan sonra ki bu 1888'in sonunda gerçekleşiyor bu olaylar. 1889'da, çünkü vahide bir de şöyle bir şey var, ben hepsini okumadım. Bu vahiyin devamı da var. Bu olay 9 sene içerisinde gerçekleşecek. Bu oğlanın gelmesi. 9 sene içerisinde gerçekleşecek. Yani 1886 artı 9 dersek 1895'e kadar vakti var. 1889 senesinde Hazreti Muslim Oğuz Rezalet Aranı doğuyor. Şimdi tabi Muslim Oğuz Rezalet Aranı bunu biraz böyle 1995 geçtikten sonra şey diyebilirdi, o kişi benim diyebilirdi, ilan edebilirdi. Çünkü süresi de bitmiş oluyor bir nevi. Fakat Hz. Muslim Aleyhisselam bunu ta 1934'e kadar bekletiyor. 1934 senesinde yaklaşık bir vahiyinin 58 oluyor mu? Evet, 58 sene olmuş oluyor mu? Bir sayalım. 1938 ile 1886 arasında ne kadar fark var? 14, 38, 54. 52 yıl geçiyor. Evet, öyle bir dönem şey sonra huzur Allah-u Teala tarafından vahiy aldıktan sonra ki o Müslüman ol sensin. Bu vahiy aldıktan sonra bunu ilan ediyor. Ben huzurun o konuda 20 Şubat şey senesinde bir dakika seneye bakalım yanlış bilgi vermiş olmayayım. Pardon, 44, yanlış söyledim. 1944 senesinde. 20 Şubat 1944 senesinde huzur bunu açıklıyor. Ve diyor ki bakın Hazreti Muslim Oğuz diyor ki bakın bu ilan Hazreti Muslim Oğuz Aleyhisselatü Vesselam tarafından henüz bir cemaat yokken yapıldı. Cemaatin daha temeli bile yoktu. Temeli daha yatılmamıştı. Kadiyan küçük bir yerdi. Hoşyarpur'un üçte biri kadardı. İşte demin verdiği bilgileri veriyor huzur. Sonra diyor ki bu öyle büyük bir haberdir ki ilk baştan gerek kendisi kimse bilemez ki ben ne kadar daha yaşayacağım. Hazreti Vesim Aleyhisselatü Son bu vahiyi aldığım vakit kendisinin daha ne kadar yaşayacağını bile bilmiyordu. Hele 50 yaşında sonra birisi bir evladı beklemek zaten normal bir olay değil. Ondan sonra bunu söylemek ki bir oğlan sahibi olacak. Sonra o oğlan yaşayacak. Yani küçük yaşta vefat edebilir. Demin mesela bir tane vefat etti. Kendisi de yaşayacak, bir oğlan da yaşayacak. Ve henüz Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü'nün kendisi de tanınmış birisi değil. Ama bu vahiyinin içinde bu gizli bir söz de var. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü'nün bu esnada büyük bir cemaatin lideri hale gelecek. Ki onun oğlanı onun misyonunu devam etsin.
bütün şu şeyleri düşündüğümüzde, bir de son derece zeki olacak, dünyanın dört bucağına kadar onun meşhur olacak, İslamiyet'in yayılmasına sebep olacak vesaire. Bütün bunları düşündüğümüz vakit şimdi Hazreti Müslüman olduk, ilk hayatın ilk başlangıcına baktığımız vakit görüyoruz ki çok zayıf bir çocuktu. Böyle hani güçlü çocuklar olur, iyi okulda da her şeyi öğrenirler, iyi okullara giderler vesaire. Öyle bir tarihi yok. Hazreti Müslüman Hazretleri çocukluğundan beri, hatta kendisi anlatıyor ki ben ilk okulunda bile zor geçtim. İlkokulundan bile zor geçtim ve ondan sonra da hep okulda kaldım. Hatta çünkü bir sürü hastalığa yakalanmış çocukken. Bu hastalıklardan bir tanesi verem. Bir tanesi tüberküloz. Tüberküloz. Bir tanesi de gözle ilgili bir hastalığı var. Travma diye. Belki biliyorsunuz. Tamamen körlüğe kadar giden bir hastalık. Çok ciddi. O kadar huzur kendisi anlatıyor ki benim durumum o yaşta böyleydi ki ben tahtaya bakmak için gözümü kaldırdığım vakit başım ağrımaya başlardı. Bakamıyordum. Bakamadığım için de hiçbir şey yazamıyordum, aklımı tutamıyordum. Sınıfta hiçbir şey öğrenemiyordum. Hatta ve hatta bu öyle bir noktaya geldi ki benim öğretmenlerim Hazreti Müslüman Aleyhisselatı'na şikayet etti. Bu çocuk hiçbir şey öğrenmiyor. Bu gözünü kaldır, bak diyoruz, o gözünü kaldıramıyor, bakamıyor. Bu nasıl öğrenecek? Hazreti Müslüman Aleyhisselatı'na onlara demiş ki siz merak etmeyin, siz orada otursun, kulağına bir şey girer belki. Siz zorlamayın onu. Onu Allah kendisi öğretir. Sonra huzur diyor ki benim durumum bu kadar kötüydü ki. İngilizcenin çok basit bir kendisi bunu örneğini veriyor. İngilizcenin bir kelimesi var. Two. İki manasında. Bunu nasıl yazılır? T-W-O olarak yazılır. Ben bunun nasıl yazıldığını bile bilmiyordum diyor. Ben bunun T-O-W olarak yazıldığını da sanıyordum ve öyle yazdım. Ve ben öğretmenim beni çağırdı ve dedi ki sen bu kadar basit bir kelimenin nasıl yazıldığını dahi bilmiyorsun. İşte böyle bir ortamda hiç şeyinden ne derler, okulundan da hiçbir şey alamamış bir çocuk yavaş yavaş büyüyor ve Hazreti Müslüman Aleyhisselatü'nün 1908 senesinde vefat ediyor. Bu burada ne oluyor? Cemaatin büyük şeyleri var. İşte Hoca Kamaluddin, Muhammed Ali, bunlar hepsi sonradan Lahori cemaate katılanlar. Onlar o zaman cemaatin büyük şeyler, ne derler, entelektüel kısmını temsil eden kimseler. Bunlar tabii zihinlerinde var demek ki yani böyle bir Hazreti Müslüman olduğunu, sonuçta Hazreti Müslüman'ın oğlu olduğunu ve vaat edilmiş bir oğlu olduğunu dair. Öncelikle tabii birinci halife hazretleri seçiliyor. Halife. Ama onun vefatından sonra birdenbire bunlar artık Hazreti Müslüman'a karşı oldukları için veya onun halife seçileceğinden korktukları için karşı çıkıyorlar. Ve tehdit ediyorlar. Diyorlar ki eğer bu çocuk, eğer bir cemaat bu çocuğa bırakılırsa yakında Hristiyanlar buraya ele geçirecekler Kadiyan'ı. Bu çocuk daha hiçbir şey bilmiyor. Bizler varken siz cemaati buna havale etmek istiyorsunuz. Ve biz bırakıp gidiyoruz. Eğer siz bizi zorluyorsunuz buna. Ama göreceksiniz ki yakında hiçbir şey kalmayacak bu hareketten, yani Ahmediye hareketinden. İşte böyle bir ortamda Hazreti Müslüman Aleyhisselatü'nü halife seçiliyor. Ve 25 yaşında o anda. Onun kendi o andaki düşüncelerini sizinle biraz paylaşmak istiyorum. Bir kere şunu söylemek istiyorum. Vaat edilen Mesih'in oğlu ile ilgili daha önceki kitaplarda da hep haberler olmuştur. Yani bu sadece Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a verilmiş bir haber değil. Mesela Talmud adlı Yahudilerin bir kitabı var. Yahudilerin kitapları arasında, Tevrat'ın arasında Talmud adlı bir kitap var. Talmud
hadis kitabı değil miydi lan, yanlış hatırlıyorum. Şeyin hadis kitabıdır. Tevrat'ın tefsiri. Tefsiri, Tevrat'ın. Orada bakın çok enteresan bir söz var. Deniliyor ki, bu şimdi Talmud'dan okuyorum tercümesini. Deniliyor ki, Mesih vefat ettikten sonra saltanatı oğluna geçecektir. Bu ta Tevrat zamanından bile ola gelen bir gaybi haber. Mesih vefat ettikten sonra saltanatı oğluna geçecektir. Ardından da torununa. Dünyada adalet iyice yerleşmedikçe o ne yorulacak ne de pes edecektir diye yazıyor. Hazreti Muslim Maud Hazreti Allah'ın kendisi Hazreti Mesih Maud'u nasıl inanmış? Bu konuda kendisinin bir sözünü size okumak istiyorum. Huzur diyor ki, ilmi olarak size şunu söyleyeyim ki, ben saygıdeğer babam olduğu için inanmadım. Bu Hazreti Muslim Maud, Hazreti Mesih Maud Aleyhisselam hakkında diyor. Ki ben saygıdeğer babam olduğu için inanmadım. Yaklaşık 11 yaşındaydım ki araştırmaların neticesinde Allah göstermesin, eğer onun haklı olmadığını fark edersem evi terk edeceğime karar vermiştim. Bakın bu biraz sonraki konumuzla da alakalıdır. Hazreti Muslim Hazreti Karo'nun ne kadar yalandan nefret ettiğini, ne kadar dürüst bir hayat yaşamak isteğinin bir büyük bir göstergesidir. Huzur diyor ki, eğer Allah göstermesin, eğer onun haklı olmadığını fark edersen evi terk edeceğime karar vermiştim. Ama onun haklı olduğunu anladım. Ve her geçen gün imanım arttı. Ve vefat ettiğinde imanın artık tam bir eminlik hale gelmişti. İmanım tam bir eminlik hale gelmişti. Vaadilen Mesih'in vefatında Hazreti Muslim Hazretleri sadece 19 yaşında, öyle bir yaşı vardı sanıyorum. Evet, 19 yaşındaydı. Ve hissetmiş ki bazı Ahmediler bile Hazreti Mesih Aleyhisselatü'nün vefatından biraz sarsılmışlar. Ve şunu hissediyorlar ki artık cemaat zor durumda kalabilir. Hazreti Mesih Aleyhisselatü'nün sanki erken vefat etmiş. Ve henüz misyonu bitmediği için etkilenen Ahmediler bile olmuş. Bu durumda bu 19 yaşındaki çocuk Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın cesedinin yanına gidiyor. Ve onun başında durup, yanı başında durup kendi kendine bakın ne diyor. Diyor ki, Allah'ım ant içerim ki eğer tüm cemaat bile Ahmediyet'ten yüzünü çevirirse yine de vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın göndermiş olduğu Mesih ile göndermiş olduğu mesajı dünyanın dört bucağına ben ulaştıracağım. Bu bize Hazreti Muslim Maud Hazreti Allah'ın ne kadar azimli bir insan olduğunu gösteriyor. Bu ilk kısa tanıtım şeyini sonunda da kısacası bir şey daha okumak istiyorum size. Huzur yazıyor ki, halife seçildikten sonra Allah Kur'an-ı Kerim'in inceliklerini o kadar fazla bana açmıştır ki artık kıyamete kadar bu ümmet benim kitaplarımı okuyup istifade etmeye mecburdur. Hangi meseledir ki benim vesilimle açıklanmamış olsun? Peygamberlik, küfür, hilafet, kader, Kur'an'ın kendisi, İslamiyet'in iktisadi öğretisi, siyaset,
muaşeret vesaire gibi konularda 1300 senedir sağlam literatür yoktu. Allah bunları bana lütfetti. Ve benim vesilemle bu zor konuları açıkladı. Ve bugün ister dostumuz olsun, ister düşmanımız, herkes yazdıklarımdan kopya çekmektedir. Bana istedikleri kadar küfür etsinler. Ama İslamiyet'i dünyada yaymak istedikleri anda benim yazdıklarımı kopyalamak mecburiyetinde olacaklar. İhsanımın dışından çıkamazlar. Huzur'un yazmış olduğu bazı kitaplardan herkesin aklında kalsın diye bazı meşhur kitapları, konuşmaları vesaire var. Onlardan birkaç tanesini okumak istiyorum. İrfane İlahi Minhacut Talibin, Hasti-i Bari Ta'ala, Necat, Davetul Emir, Ahmediyet yani Hakiki İslam, Nizam-ı No, İslam, İslamiyet'in iktisadi nizam, Takdir-i İlahi, Melaikatullah, Zikr-i İlahi, Fazail-ül Kur'an, Hakikatul Roya, İnkilab-ı Hakiki, Tefsir-i Kebir biliyorsunuz 10 ciltli meşhur büyük tefsir, Tefsir-i Sagir, Seyr-i Ruhani. Bunlar bazı Huzur'un yazdığı kitaplardan bazı örnekler. Sonra Huzur bunu kendi Müslümanoğlu olduğuna iddia ederken ve dünyanın dört bucağına kendi şöhretinin meşhur olacağına ve her tarafa İslamiyet'in yayacağına dair gelmiş olan vahiyi hatırlatırken Huzur şöyle devam ediyor. Bugünden 59 sene evvel o alim ve habir Allah vaat edilen Mesih'e bütün dünyada meşhur olacak olan bir oğul vereceğini haber vermişti. Bütün İngiltere şahittir ki bu gaybı haber gerçekleşmiştir. İspanya şahittir ki bu gaybı haber gerçekleşmiştir. İtalya şahittir ki bu gaybı haber gerçekleşmiştir. Berlin şahittir ki bu gaybı haber gerçekleşmiştir. Macaristan şahittir ki bu gaybı haber gerçekleşmiştir. Albanya şahittir ki bu gaybı haber gerçekleşmiştir. Arnavutluk evet. Yugoslavya şahittir ki bu gaybı haber gerçekleşmiştir. Polonya şahittir ki bu gaybı haber gerçekleşmiştir. Çekoslovakya şahittir ki bu gaybı haber gerçekleşmiştir. Güney Amerika şahittir ki bu gaybı haber gerçekleşmiştir. Ve bu şekilde Huzur devam ediyor. Kuzey Amerika, Sierra Leone, Gold Coast, Nijerya, Mısır, Kenya, Zanzibar, Tanganyika, Ceylon, Mauritius, Filistin, Şam, Rusya, Çin, Japonya, Sumatra, Java, Malaya, Borneo, İran. Bütün bu ülkelerin isimleri tek tek sayarak Huzur diyor ki bunların hiçbirisinde Ahmediyet yoktu ben halife seçildiğimde. Ve benim dönemde bu Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın verilmiş o vahiy gerçekleşti. Sonra Huzur devam ediyor. Dünyada kalpleri fethedebilme gücüne sahip insan var mıdır? İnsanlar bu kadar azimuşşan fedakarlığı razı edebilen insan var mıdır? Bu Allah'ın işidir. Dünyada bu kadar büyük bir değişim yaratan sadece onun eliydi. İnsanların kalbini bu tarafa çeken sadece oydu. Ve onlara İslamiyet için canlarını feda etmeye hazırlayan sadece oydu. Allah bana bir anda küfürü kesip yok eden kılıçlar bahşetmiştir. Allah bana benim en ufak bir seslenişim için her tür fedakarlığı fırlayan kalpler bahşetmiştir. Onlara kendilerini denizlerin dibine atmalarını söylesem atacaklardır. Dağların tepelerinden atlamalarını istesem hiç tereddütsüz bunu yapacaklardır. Ateşin içine atılmalarını istesem atılacaklardır. Eğer intihar haram olmasaydı, caiz olsaydı sizlere hemen şu anda bunun örneğini gösterebilirdim. Cemaatinden 100 kişiye kendilerini hançerleyerek öldürmelerini emrederdim. Ve onlar da hemen bunu yaparlardı. Kavimler bize karşı çıktı. Ülkeler bize karşı çıktılar. Hükümetler bize karşı çıktı. Ama Allah hep yanımızdaydı. Ve Allah her kimin yanında olursa hükümetler ona zarar veremezler. Saltanatlar zarar veremezler.
krallıklar zarar veremezler. Ey Lahor kentinde yaşayanlar. Konuşma çünkü huzur Lahor kentinde yapıyorum. Ey Lahor kentinde yaşayanlar. Sizlere Allah'ın mesajını iletiyorum. Size hepinize yaratan ezeli ve ebedi Allah'ı çağırıyorum. Sanmayın ki şu anda ben konuşuyorum. Sanmayın ki şu anda ben konuşuyorum. Şu anda ben değil, Allah benim dilimle konuşmaktadır. Benim karşıma çıkıp her kim İslam dinine karşı sesini yükseltecekse sesi bastırılacaktır. Karşıma çıkan herkes rezil edilecektir. Rusva edilecektir. Resmen yok edilecektir. Allah benim vesilemle İslamiyet'in terakkisi için yüce bir temeli inşa edecek. Ben bir beşerim. Bugün ölebilirim, yarın da ölebilirim. Ama amacım da başarısız olmam imkansızdır. Evet, bunu bugün burada noktalamak istiyorum. Bir 10-15 dakika aradan sonra diğer konuya geçmek istiyorum.